Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan izleme skandalının boyutu genişliyor. İngiliz basını İngiltere İletişim ve İstihbarat Biriminin Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu ile gizli telefon dinleme ve internet faaliyetlerini izleme operasyonları ile ilgili bilgileri paylaştığını yazdı. NSA'nın istihbarat bilgilerini sızdıran eski CIA ajanı Edward Snowden casuslukla suçlanıyor. Amerikan Adalet Bakanlığı Snowden hakkında suç duyurusunda bulundu. 29 yaşındaki Snowden'ın halen Hong Kong'da saklandığı tahmin ediliyor. Hong Kong'lular onun Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemesi gerektiği görüşünde. En azından bilmediğimiz bir şeyi açıkladı. Halkın böyle şeyleri bilmesi iyi ve buna engel olmalıyız. Bu yüzden de onun güvenliği sağlanmalı. Yani bana sorarsanız o Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemeli. Bence herkes herkesi izliyor ve bunu da herkes biliyor. O sadece bunlardan birinden bahsediyor. Bu yüzden açıkçası bunun doğru olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak ona şans diliyorum. Ona hayranım. Snowden'a sürpriz bir destekse İzlanda'dan geldi. İzlandalı bir iş adamı Reykjavik hükümeti iltica izni verdiği takdirde Snowden'ı özel uçağıyla getirebileceğini açıkladı.